şu doldurulmuş sayır olmasaydı kardeşimi bisiklette önüme alır, tam kenardan giderdim ve onu korkuturdum. Ufak kardeşim, çünkü 11 yaş farkım vardı Amerika'da olan kardeşim. Burası adanın limanı. Limanı derken zamanla tabii gelişmiş limanı. Burada balıkçı teknelerinden başka bir şey yoktu bir zamanlar. Kimsenin bilmediği Penta diye bir marka, Sigal diye motorlarda. Ağlarını alırlar giderlerdi. O zaman da adalarda çok çok balık vardı. Ya bu şekilde yetişmiş olmanın, bir de çok kültürlü ve gün görmüş ailelerin çocuklarından çok Türk arkadaşım olmasından dolayı ben Türkiye'ye başka bir aşkla bağlandım. Bunun kanıtı Türkiye'de kalmamdır. Yani bir Amerika denemem var, Fransa denemem var ama bir tavsiyede de bulunmak istiyorum. İnsanlar ülke değiştireceklerse konuştukları lisanda düşündükleri müddetçe o ülkeyi terk etmemeleri lazım. Bunun da dersini aldım. Tabii Amerika'da yaşamak, benim gibi müzik işi yapan, Fransa'da zaten müzik işi yapıyordum. Fransa'nın o 70'lerin en meşhur şarkıları, şarkıcıları ile iç içeydim. Fakat işte İstanbul hasreti dediğimiz, İstanbul'a büyük adayı da eklemem lazım benim yani. Bu memleketi sevme nedenlerim işte bunlar. Bu memleketi ne kadar sevdiğimi ifade edemiyorum. Çünkü kızdığım günlerde o kızma özgürlüğünü kendimde buluyorum. Çünkü ben buraya aitim. Herkes gibi, benim gibi düşünenlerin düşüncelerine sahibim. Düşünün bir kere ya. İlk romantik günlerimizin başladığı Blue Çağı sonrası şu sokakta hayal ettiğimiz kızın elini tutmamız 3 hafta falan sürerdi. O zamanki bilgisayarın o zamanki bilgisayarın gelmediği, insanların daha natürel, bu kadar sofistike olmadığı bir dönemi yaşadım. Babam daha derinini yaşamıştır. Benim Türkiye'yi sevme nedenlerim arasında da aklıma gelen birkaç isim var. Bunlar gazeteci abilerimden Abdi İpekçi, beni çok seven tiyatro ve basın dünyasından, özellikle radyo dünyasında da bir Nedim Erhan abim vardı. Türk kültürünü, Türk efendiliğini, Türk nezaketini hissettiren en ciddi abilerimden biridir. Aramızda çok büyük bir sevgi ve saygı vardı. Beni çok sevdiğini hatırlıyorum. Unutamadığımız, bazen de özlediğimiz günlerdir bunlar. Ha, bir yerde biraz yaş almanın keyfini yaşıyoruz. Neden diye düşünürseniz, bunun 10 sene, 20 sene ve belki 30 sene sonra dünyanın alacağı şekli, bu teknolojinin bizi daha ne kadar esir alacağını biraz düşünmeye başlarsak, bugünlerin kıymetini bilmemiz lazım diyenlerden. Şarkıları nasıl yaparım biliyor musun? Kevada gitarla pişiririm. Yani yok, böyle değil. Herkes gitarı alıp biraz çaldıktan sonra besteci olabilir. Hatta söz yazarı da olabilir. Kendi içinden geldiği gibi bir şey yazıp onu bestelemek, onu başkalarına sevdirmek çabasını yapması gerekir. Bu bir kere ruha çok en büyük tedavi. Ben yaptım. İyileştim mi bilinmez ama mesela son yazdığım şarkıdan. Güneş batmış, rüzgar durmuş, sensiz Bodrum ne soğukmuş. Bir yıldız kaçsa, dileğim tutsa, pişmanım desem, döner miydin bana? Bu, ismi lazım olmayan bir artiste önerdiğim bir şarkıdır. 2012'de yazdım, aniden karşıma çıktı. Şarkı dişidir.
Yani bir kadın tarafından söylenmeli. Oraya gelmişken dünyanın en büyük şarkılarında biseks olduğunu söylemem lazım. Biseksin yanlış anlaşılmaması lazım. Bir şarkı hem kadın artist hem erkek tarafından söylenirse iki cinsi de dinleyicisi karşı cins olacağını varsayarsak şarkı çok daha mühim olur. Bunu ilk keşfettiğim şey budur. Nasıl geçti habersiz, erkek de söyler, kadın da söyler. Ama bazı şarkılar var, yalnız tek cins söyler. Bir elin sesi var, iki elin sesi var meselesi. Bu şarkıyı ben şey yazdım, çok sevdiğim bir sanatçı ama anlatamadım şarkıyı. Ondan sonra durdu, unuttum. 2012'de yazdım. Geçenlerde aldım, biraz tadil ettim. Melodisinde oynamadım. Sonra melodisini biraz pişirdim. Şarkının pişme süresi var. Yani çala 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 çala, ya böyle olsun, böyle olsun. Ya bunu koysam falan filan. Çok matematik yapmayacaksın besteyi. Matematiği aranjörle tartışacaksın. Sen şarkıyı yalın çıkartman lazım. Yani ben şarkı söyleyemediğim için konuşacağım. Güneş batmış, rüzgar durmuş. Sensiz Bodrum ne soğukmuş. Bir yıldız kaysa, dileğim tutsa, pişmanım desem, döner miydin bana? Akşam olmuş, zaman durmuş. Sensiz Bodrum çok soğukmuş. Bir yıldız kaysa, dileğim tutsa, çağırsam seni, gelir miydin bana? Her yerde hayalin sensin hasretim. Her gece sessizce ağlar şu yüreğim. Dört bir yanım hatıralar. Nasıl geçer bu akşamlar? Üşüyorum, yokluğun var. Geç olmadan dön istersen. Bu böyle gider. Bu kadın şarkısını erkeğin söylemesi yapmıştır. Dolayısıyla ben biraz bir bestecinin yazdığı tekste göre bir şarkı söylemesi lazım. Bu yanık sesli. Bu naif sesli de olabilir. Yanık sesli hayatı yaşamış ses de olabilir. Değişen, onun karakteri ve ses rengine göre yapılacak düzenlemedir. Şarkının tadını veren unsur. Şimdi bunu tek bir gitarda biri söyler. Güneş batmış, rüzgar durmuş. Bu bir de arabesk olur. Güneş batmış, böyle de oluyor şarkı. Yani o şarkının tadını, kendi zevkin, bir de satacaksan veyahut bir sanatçıya vereceksen onun tarzında bir demo yapman lazım. Ve buna müdahale edemezsin. Şarkının haklarını senden aldılarsa şarkıyı seni çok mahcup etmeden yapma şekillerinde saygı duyman lazım. İşte ben biraz orada inatçıyım. Bu tribüt albümünde bunu gördüm. İki şarkıda yanıldım. Fazlasında değil. Bu da belki albüme sokacağım bir şarkı. Bu nasıl söylenir diye bununla yatıp bununla kalkıyoruz. Bunu sakin bir ses, naif bir ses, yırtıcı bir ses. Fakat şarkının cebinde çok garip bir şey var. Bu da sürpriz olsun. Thank you.
Ben çok sergi yapmıyorum. Kendimi ressam adetmiyorum. Benim çizgim kendime has olduğunu söyleyenler var. Ben de peki dedim. Esasında sevdiğim bir isim ve aykırı. Yani ben ressam adetmediğim için kendimi çiziyorum sadece. Beğenenler oluyor ya da yalan söylüyorlar. İkisinden biri. Benim şansım oldu hayatta. Mesleğim hobilerimden oluştu. Yani resim veyahut müzik. Bunu dinleyenler olursa çok erken yaşta çocukların yeteneklerini keşfedip sevecekleri bir işe yönelmeleri, bunun yanında sanatın olmasını şart koştuğum bir ukalaca önerim var. İdare edin. Nino'yla 1977 yılında ortak bir arkadaşımız kanalıyla tanıştım. Ben önce Diskotür Plak'taydım. Sonra benim Erhan Evrensel rahmetli oldu şimdi. Arkadaşım, onu da rahmetle anıyorum. Nino'yla tanıştırdı bizi. Yeni plak anlaşmasını öyle yaptık. Bir gün beni ararsanla başlayan bir macera oldu. Ama zaten Nino ve eşi Jenny hakikaten uluslararası bir görüşe sahip ve lokalize olmuş. Bu anlamda da Türk müzik endüstrisine büyük katkıları olmuş kişilerdiler. Ve bu entelektüel dünya görüşünü lokalize keşiflerle, öngörülerle çok yükseğe, Türk müzik kültürünü yükseğe taşımış iki insandı bence. Nino'nun beş parmağında beş marifet vardı bildiğim kadarıyla. Yani DJ'lik, müzisyenlik, yapımcılık, işletmecilik ve ressamlık gibi. Belki de daha fazlası vardı ama benim o zaman tanıdığım Nino oydu. Çok matrak da bir insandı. Çok sempatik bir insandı ve o nedenle bu bir gün beni ararsan onun öngörüsü sayesinde çok ünlü oldu. Tabii ki onun öngörüsünün esas kanıtı Nilüfer gibi değerleri müzik endüstrimize kazandırmak olmuştu. İşte ben de ilk uzun çalarımı onun sayesinde yapmış oldum. Ve daha sonrası geldi işte Duygusuz ve de Ayşe Mine'yi lanse etmişti. Demek ki öyle ile. Ayşe Mine ile de ortak bir çalışma yapmıştık böyle. Yani önemli bir maceradır benim hayatımda. Çok güzel bir maceradır. Yani bunca yıllık bir dostluk, bir aynı yola baş koymuşluk var. O nedenle Nino'yu tanıdığım için çok şanslı biriyim. Her zaman yanımda hissedebileceğim biridir. İstediğim zaman Nino'yla yine aynı yerden devam ederiz diye düşündüğüm biridir. Nino abi 1992-93 arası ilk albümden sonra ikinci albüm hazırlanırken Emre Plak'la çalışıyordum. Emre Plak vesilesiyle tanıştık. Çok hoş, çok hoş sohbet bir müzik adamı olduğu için, şen kahkahalarıyla hayatımızı renklendirdiği için stüdyo aralarında bol bol bahçede onunla hem müzik hem hayat hakkında sohbetler ederdik. Bana o kadar güzel bir şarkı armağan etti ki, intervali çok geniş, müzikal olarak çok çok kıymetli, imkansızım. Seslendirirken bile halen çok derinlerde hissettiğim özel bir şarkıdır, imkansızım. Geçmişine baktığım zaman da Nino abi, yani müzik adamları çok başka oluyor, gerçek müzik adamları. Nino abi gerçek bir müzik adamı. Bir kere zaten büyük adanın prensi olduğu için kendisi o hoş sohbet haliyle ve müzikal keyfiyle eminim ki oralarda da birçok insanın gönlünde çok özel yeri var. Benim gönlümde de hem müzik insanı olduğu için hem işinin arkasında çok durduğu için kıymetlim. Çünkü bazı besteciler sadece bestelerini verirler, paralarını alırlar ve giderler. Nino abi müzik adamı olduğu için ve gitarist olduğu için aynı zamanda ve bu işin çok temelinden geldiği için çok sahip çıkan, şarkısına, bestesine çok sahip çıkan ve onu takip edip sonuna kadar o albüm çıkıp da o albüm o şarkıyla ilgili devamlılığına kadar takip eden bir müzisyen. Dolayısıyla ve arada bir sohbet ederiz, konuşuruz, görüşürüz ve ben eminim ki hayatı
çok enerjik, çok keyifli ve çok iyi tadımlayan bir insan. Çünkü gözünde hep ben onu görmüşümdür. Çok seven, hayatı çok seven bir adam. Ve bildiğim kadarıyla Nilüfer ve Tanju Okan'ın da hayatında, daha birçok sanatçının da hayatında ilklerin insanı olduğu için hepimiz için çok kıymetli. Nino abinin şöyle biyografisine baktığınız zaman benim için çok önemli olan şey iyi bir baba olması. Ben onun babalığına da şapka çıkarıyorum. Dolayısıyla artık dünya öyle bir yere gidiyor ki insanların kişisel anne baba olma duygusu ya da ne bileyim hayata katacaklarımız ve kattıklarımız adına daha mekanik ve daha hızlı tüketilen bir hayat önümüzde. Dolayısıyla ben geçmişi böyle dolu yaşayan, kökleri bu kadar sağlam ve gerçekten hayatta sevdikleri için her şeyi feda edebilecek insanları parmakla gösterecek kadar az buluyorum. Benim için Nino abi bunlardan bir tanesi. Şimdi bir şiirde, sözün bir şiirinde hala diye bir kelime geçiyordu. Fakat biz bunu Nino'cuğuma şey yapamadık. Bir türlü söyletemedik. Hala'yı hep hala diye alışık ve söylediği için hala diye hala'yı bir türlü oturtamadık. Fakat öyle de o inceltmenin olması lazımdı da. Sonunda netice olarak o hala'nın üstüne hala olarak okudu. Normal bir hala'nın ağasını alaraktan Nino'nun şeyine, halının arkasına açık ağayı da ekleyerekten hala olarak gerçekleştirdik, yaptık. Bunu ki tabii ki kimse de anlamadı. Ve netice olarak bizde Nino'nun bu unutulmaz bir anısı vardır. Bir sabahları 8:30'da solist kaydının olması, 2'de bir hala lafını, kelimesini söyleyemediğinden halasının üstüne bir açık bir A ekledik. Başkası gelip söyledi. Bilmiyorum şu anda ya Koral söyledi ya bir başka birisi söyledi. A diye o A'yı halını alıp A'yı da ekleyip hala yaptık. Benim Nino'yla bu prodüksiyonda unutmadığım bir anıdır. Nino, Koral, ben, üçümüz şirkette prodüktörlük yapıyorduk. Fakat Nino'nun böyle alt seslerinin bilhassa sabahları alt seslerinin kuvvetli olması, yani bir bas bariton bir sese hakim olmasından dolayı ya, dedik ki ya Nino, biz sana bir albüm yapalım. İşte sanatçıların, bize bağlı olan sanatçılardan bir albüm yapalım. Onların üstüne de o sözleri oku falan. Şöyle bir baktı. Ondan sonra dedi olabilir. Ondan sonra biz başladık prodüksiyonu üretmeye. Zaman zaman tabii ki sabahları biliyorsunuz insanların sesleri yataktan kalkınca daha bir peslik ve oluyor. Bunun için sabahları saat 8:30'da solist kaydına biz yapmaya başladık. Aslında bu meslekte solist kayıtları genellikle akşamüstüdür, geceleridir. Ama Nino saat 8:30'da burada şiir kasetlerini, şiirleri okumaya başladı. Biz de kayıtlarını yaptık. İtiraf ismi, valla bir sürü isimler buldu. Koral buldu, ben buldum, Nino buldu.
İtiraf ismi bilmiyorum ya Koral'dan ya şeyden Nino'dan çıktı. Çünkü şarkı sözleri hep itiraf mahiyetindeydi. Bundan dolayı zannediyorum. Ben de tam orasını hatırlayamıyorum. Yani Nino ile her zaman ölünceye kadar çalışmak isterim. Nino hem eğlencidir, eğlencelidir. Hem bu işi çok iyi bilir. Ve Nino'nun yaratma gücü, potansiyeli çok fazladır. Çalışmak isterim Nino ile her zaman için. Çalışmak isterim. Seni çok seviyoruz. Benim şansım oldu hayatta. Mesleğim hobilerimden oluştu. Yani resim veyahut müzik. Bunu dinleyenler olursa çok erken yaşta çocukların yeteneklerini keşfedip sevecekleri bir işe yönelmeleri, onun yanında sanatın olmasını şart koştuğum bir ukalaca önerim var idareydi. Nice şarkılara diyeceğim ama tahmin ediyorum bundan sonra resimle devam edeceğim. Çünkü müziğe olan saygı bitti, başa geldik. İyi günler. Dileğim tutsa, çağırsam seni. Gelir miydin bana? Her yerde hayalin sensin hasretim. Her gece sessizce ağlar şu yüreğim.